Bu dersimizde template kalıtım özelliğini göreceğiz. Konuyu anlayabilmek için YouTube'un sayfasını inceleyelim. Sol tarafta gördüğümüz menü ve üstte gördüğümüz arama çubuğunun bulunduğu toolbar, YouTube'un hemen hemen bütün sayfalarında ortak olarak bulunuyor. Abonelikler sayfasına gittiğimde sayfa içeriğinin değiştiğini görüyorum ancak soldaki menü ve üstteki toolbar sabit olarak yerinde duruyor. Projemizde de ana sayfa, kullanıcılar, kaydol, giriş yap linklerinin bulunduğu navigation bar, indeks sayfasında bulunduğu gibi kullanıcılar sayfasında da ortak olarak bulunuyor. Bu yapıdaki gibi bütün sayfalarda ortak olarak bulunmasını istediğimiz navigation barlar, toolbarlar, menüler veya diğer komponentler için tekrar tekrar aynı kodu bütün HTML sayfalarına yazmak zorunda değiliz. Jinja'nın bize sunmuş olduğu template kalıtım özelliği sayesinde ortak olan kodlarımızı bir tane HTML sayfasına yazıp daha sonra bu HTML sayfasını miras olarak alacağız. Burada users HTML sayfasına dikkat edecek olursanız kullanıcılar listesini, index sayfasında da merhaba user'ın farklı olduğunu, geri kalan kodların aynı olduğunu görüyorsunuz. Templates altında bir tane base.html dosyası oluşturup ortak olan kodlarımı buraya taşıyacağım. Şuradan itibaren kesiyorum. Base HTML'e yapıştırdım. Etiketlerimi kapatmayı unutmuyorum. Taşıdım ve kaydediyorum. Users'da şunlara artık gerek kalmadı. Çünkü bunları miras alacağım. Kaldırdım. Şimdi miras almak için Jinja template dilini kullanalım. Süslü parantezler arasında, yüzde işaretleri arasında extends anahtar kelimesi ve tırnak içerisinde hangi dosyayı miras alacaksak onun adını yazıyoruz. Kaydettim. İndekse de aynısını yapalım. Tamam, bu kadar. Kaydediyorum. Bakalım farklılığı görelim. Çalıştırdım. Sayfayı yeniliyorum. Kullanıcılar gitti. Ana sayfaya geliyorum. Bunlar da eksik. Eksik olan nedir? Eksik olan şu ki body içerisinde herhangi bir şey yok. Şurada önceden merhaba user body içerisinde sunuluyordu. Ve kullanıcılar da body içerisinde sunuluyordu. Bunu düzenlemek için yine Jinja'nın sunmuş olduğu blok yapısını kullanacağız. Burada bloktan sonra herhangi bir isim verebilirsiniz. Ancak bütün HTML sayfalarında kullanacağımız için anlamlı bir isim olsun. Content veriyorum ve blok etiketini kapatıyorum. End block diyerek kapattım ve kaydettim. Bu yapının aynısını kopyalayıp önce indekse uyguluyorum. Tabii ki sunacağım data blok etiketleri arasında olacak. Şurada dursun. Users için de şuraya hop elle yazayım. Blok content ve şuraya da end block diyerek kullanıcılarımı body içerisinde sunacağım. Bu şekilde yazınca block content diyerek ve base HTML'deki şu block content yapısını yazarak birbirine bağlamış olduk. Şimdi kaydedip programımızı durdurup tekrar çalıştırıp deneyelim. Sayfayı yeniliyorum. Merhaba yönetici yazısı, kullanıcılar ve kullanıcılar listesi geldi. Bu şekilde daha modüler bir yapı olacak şekilde, gereksiz kod tekrarından kurtulacak şekilde projemizi düzenledik. Dikkat ettiyseniz CSS dosyası base HTML'de, yani bu CSS dosyasındaki kodlar bütün web sayfalarımıza, HTML sayfalarımıza etki edecek şekilde düzenlendi. Sonraki derste görüşmek üzere.